Değerli arkadaşlar, sevgili Hoser TV izleyicileri, bu videoda size yapacağım programın bir tanıtımını sunacağım. Diğer bir deyişle programımın içeriğini size açıklayacağım. Programımın konusu sizin de görebileceğiniz gibi Kürt milliyetçiliğinin sorunları, aslında milliyetçilik, Kürt milliyetçiliği olacak programımın konusu. Bu bir tanıtım videosu. Programın iki varyantı olacak. Yani iki varyant halinde sunacağım programı. Bir varyantında konuklarımla Kürt milliyetçiliğinin içsel sorunlarını, yani felsefik ve ideolojik sorunlarını, retorik sorunlarını, üslup sorunlarını tartışacağım. Çağıracağım konuklarımla. Bu arada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani felsefik, ideolojik gibi ifadelerden hareketle İzleyicileri bir takım felsefik kavram ve kategorilerle göreceğim sanılmasın, ya da konuklarımı da aynı şekilde bu tür konularla yoracağım sanılmasın. Sohbetlerimiz esas olarak böyle kahve sohbeti tarzında olacaktır. Yani kahve sohbetinde basitçe sorulacak sorular biçiminde olacaktır. Ama o sorulardan siz, inanıyorum ki, sonuçta çok derin teorik, felsefi, ideolojik konulara ilişkin sorular ve sonuçlar çıkarabileceksiniz. Zaten programın devamını, yani bu videonun devamını izlediğinizde de göreceksiniz neler tartıştığımızı. Aslında güncel olarak, yani gündelik hayatımızda da zaman zaman konuştuğumuz, sohbetini ettiğimiz konular olduğunu göreceksiniz. Programın ikinci varyantında ise daha çok böyle evrensel bir takım ideolojilerin Kuzey Kürdistan'da Kürt milliyetçiliğini geriletme, bastırma ve üstünü örtme temelinde nasıl kullanıldığını işte tartışacağız. Yine bazı konuklarımı çağırarak ve onların bir deyim yerindeyse bir teşhirini yapacağız. Şimdi Kürt milliyetçiliği deyince böyle bu videoyu izleyen bazı Kürtlerin diyelim, yani genel olarak Kürtlerin diyelim, hani sol, sağ vesaire de demeyelim. Çünkü bunun sağında olan da var, solunda olan da var. Türkleri de burada hani katmayayım. Bir nevi hani Türkler bakımından tırnak içinde doğal diyelim. Doğal olmamakla birlikte. Ama Kürtler bakımından şöyle tepkilerin gelebileceğini düşünüyorum. Yani bazı Kürtler bakımından tabii, yani milliyetçi değilim diye Kürtler bakımından. İşte hani Kürt milliyetçiliği böyle, onları işte yani adeta yüzlerini buruşturacaklarını, bu lafı duyduklarında, ya da işte cinlerinin tepesine çıkacağını tahmin edebiliyorum. Şimdi bunun sebebi tabii ki pek çok sebebi var. Ama bana göre sebeplerinden biri bizim Kürt milliyetçiliğini
doğru ve yeterli şekilde anlatmamış olmamızdır. Yani bu bakımdan hani ben Kürt milliyetçiliğin sorunları başlığı altına bunu da koydum. Bu konuyu da koydum. Çünkü inanıyorum ki biz Kürt milliyetçiliğin ne olduğunu yeterince anlatırsak en azından bu Kürtlerin önemli bir kısmının böyle trajik tepkilere girmeyeceklerini düşünüyorum. Şimdi bu kesim hani Kürt milliyetçiliği deyince bir günah gibi, bir ayıp gibi, bir gericilik gibi düşünüyorlar. Bunun da yani herhangi bir sonucunu falan da düşünmeden, gerçekte derinlemesine üzerinde düşünmeden hemen böyle tepkilere giriyorlar. Oysa Kürt milliyetçiliği nedir? Kürt milliyetçiliği dediğimiz Kürtlerin kendi ana dilinde eğitim yapması ve Kürtlerin kendi kendini yönetmesi. Kürtler kendi dillerinde, ana dillerinde eğitim yaptıklarında ve kendi kendilerini yönettiklerinde orada bir Kürt ulusal devleti olur. Yani bu otonom olabilir, özerk olabilir, işte federatif olabilir veya bağımsız olabilir ama sonuçta böyle bir örgütlenme ortaya çıktığı zaman bu bir Kürt ulus devleti ve Kürt ulus devletinin de ideolojisi milliyetçiliktir. Şimdi hani bu ortaya çıkan Kürt ulus devleti herhangi bir sosyalist rejim altında da yönetilebilir. Bir İslami rejim altında da yönetilebilir. Veya liberal demokratik bir rejim altında da yönetilebilir ama hepsi de sonuç olarak ve Kürt ulus devletidir. Ve bunların hepsi de aslında Kürt milliyetçiliğidir. Fakat tabi bunlar böyle algılamıyorlar. Yani böyle düşünemiyorlar. Bu konu yeterince konuşulmadığı, tartışılmadığı için Kürt milliyetçileri tarafından eksik bırakıldığı için rahatlıkla Kürt milliyetçiliği suçlanabiliyor. Kürt milliyetçiliği adeta yani şu kavramlara çok dikkat etmek lazım. İnsan, komünist, feminist, Müslüman, Alevi gibi bu tür kavramlar böyle bakıyorsun ki Kürt milliyetçiliğine karşı kavramlar şeklinde kullanılıyor. Ya işte kardeşim biz insanız. Ne gereği var? Ya ben komünistim, ben milliyetçi değilim. Ben feministim, ben milliyetçi değilim. Ben Müslümanım, ben milliyetçi değilim. Ben Aleviyim, ben milliyetçi değilim gibi böyle kullanılıyor. Fakat kullanan şunun farkında değil. Yani onun bu tutumunun aslında insana ve Müslümana ve feministe ve komüniste karşı bir tutum olduğunu, özü itibariyle tutum olduğunu, gerici bir tutum olduğunu ve yaptığının ayıp olduğunu, yaptığının günah olduğunu ve yaptığının gericilik olduğunun farkında değil. Çünkü biz yeterince kuşatıcı bir ideolojiyle bu konuları araştırıp, bu konuları da birikim oluşturup, kendimizi donatıp anlatamıyoruz. Ya da bu kesimlerle iyi mücadele edememişiz. Şimdi bu nereden geliyor? Birincisi şuna herkes ya da şunu söyleyeyim. Yani bir biçimde Kürt meselesiyle ilgilenip de Türk karakollarına düşmüş olan kesimler şu deneyimi yaşamışlardır. İşte orada ne söylenir? Ya kardeşim, işte hepimiz vatandaşız. Hepimiz eşittir. Eşitiz. Bu ayrılık gayrılık nedir? Kürt-Türk ayrımı diye bir şey yoktur. Biz hepimiz biriz, vatandaşız. Ben işte sözüm ona. Her türlü milliyetçiliğe karşıyım.
gibi. Böyle bir tutumla hemen o Kürt'e bir ideolojik saldırı yaparak onun Kürtlüğe yönelik arzularını işte zayıflatmaya saldırıp bir nevi imha etmeye çalışır. Sömürgeci partilerin hemen hemen her haftaki toplantılarında da biz yani bu tür söylemler duyarız. İşte bir Kürt-Türk ayrımı yoktur, bütün vatandaşlarımız eşittir. İşte biz her türlü milliyetçiliğe karşıyız gibisinden ya da herhangi bir Türk toplan yani herhangi bir Türk görevlilerinin bulunduğu bir toplantıda eğer o bölgede veya yörede Kürtlüğe yönelik bazı kaygılar, Kürtlüğe yönelik bazı istemlerin olduğu duyulmuşsa hemen bunlar gündeme getirilir, bu üslup gündeme getirilir. İşte hepimiz vatandaşız, eşitiz, Kürt-Türk ayrımı yoktur. Biz hepimiz biriz, kardeşiz. Hepimiz işte Müslümanız, onu da ekleyerek çeşitli böyle kategoriler altında, çeşitli kavramlar altında Kürtlüğe ve Kürt milliyetçiliğine saldırırlar. Ama yani şunları da yaşamışızdır. Şimdi diyelim ki bir işte sınıf mücadelesinin olduğu bir toplantıdayız. İşte sosyalizm adına sınıf mücadelesi altında bir grubun veya bir sendikanın veya bir oluşumun toplantısındayız. Orada bir Kürt kalksın desin ki ya ben ana dilimde burada hitap etmek istiyorum, konuşuyorum. Hemen şu tepki gelir. Ya kardeşim burası milliyetçiliğin yeri değil. Biz sınıfın kurtuluşu için mücadele ediyoruz. Bizim meselemiz sınıfın kurtuluşudur. Bizim meselemiz sosyalizmdir, komünizmdir. Ya da diyelim bir Alevi toplantısında diyorsun ki ya işte Cem bazen de ana dilimizde Kürtçe Cem yapılsın. Ya kardeşim burada biz işte Alevi inancı için toplanmış durumdayız. Burada Kürtçe, Türkçe ya da Kürt, Türk gibi bir şey burada milliyetçilik yapmaya gerek yok. İşte burası milliyetçiliğin yeri değildir. Etnik konuların ya da etnik ifadelerin yeri değildir. Alevi, Alevidir. Alevin inancı vardır. Alevinin inancını onun üstüne sermeye çalışır. Bir feministlerin toplandığı bir toplantı düşünelim. Orada da aynı tepkileri görürsün. Yani bir kadın feminist kalksın desin ki ben ana dilimde arkadaşlarıma hitap etmek istiyorum. Ya kardeşim bizim sorunumuz kadın sorunudur. Kadının Kürt'ü, Türk'ü, Alman'ı, Fransız'ı olmaz. Burada etnik konular gündeme getirilmesin. Bu tür konular kadın sorununu geriye iten, örten, perdeleyen konular olur. Bunları doğru görmüyoruz. Yani böyle görüldüğü gibi rahatlıkla hem de çok kanıksamış biçimde ve bunların önemli bir kısmı da Kürt kökenli. Çok kanıksamış biçimde bakıyorsun insan kavramını, komünist kavramını, efendim feminist kavramını, işte Müslüman kavramını, Alevi kavramı gibi evrensel kavramları senin karşına çıkarıyor, senin kimliğinin karşısına çıkarıyor ve senin kimliğini bastırmaya çalışıyor. Sanki Kürt olmak ya da kendi ana dilinde eğitim yapmak ve kendi kendini yönetmek denen Kürt milliyetçiliği böyle bir Kürtlük sanki İslam olmazmış, böyle bir Kürtlük sanki komünizm olmazmış, böyle bir Kürtlük sanki feminizm olmazmış gibi. Şimdi geçenlerde hani izin almadığım için isimlerini de vermek istemiyorum. Fakat izleyenler farkına varmışlardır. Geçenlerde bir program izledim. Programda bir işte uzun yıllar Türkiye solunda çalışmış, cezaevinde yatmış. O arada benim de cezaevi arkadaşım. Ve şimdi de HDP'de çalışan, üst yönetimde galiba bir yerlerde çalışan
biri, öbürü ise bir Kürt gazeteciydi. Programda tartışıyorlardı, HDP'yi tartışıyorlardı. Kürt gazeteci dedi ki, yani HDP'yi ben eleştiriyorum dedi. Kürt meselesine fazla şey vermiyorum, yer vermiyorum. İşte seçmeninin ve tabanının %80-90'ı Kürt olduğu halde ve ana dile yeterince önem vermiyor diyor. Böyle bir takım eleştiriler falan getirdi. Bir baktım bu Kürt bir arkadaş o da. HDP yöneticisi o anda. Hiddetlendi birdenbire. Ve döndü moderatörü ve hatta şey etti, yani azarladı bir biçimde. Ya dedi arkadaş ben nereye gelmişim dedi. Burası dedi milliyetçiliğin hatta Barzani milliyetçiliği dedi. Barzani milliyetçiliğin tartışıldığı bir yer mi dedi. Ben yanlış yere gelmişim o zaman falan dedi böyle. Ya düşünebiliyor musun? Yani şimdi ana dilime yeterince önem verilmiyor diyen bir insan karşısında hemen böyle bir tepkiye giriyor. Böyle trajik bir tutum içine girebiliyor. Şimdi ben onu izledikten sonra dedim acaba bu arkadaş bu videoyu sonra da izlediğinde ya ben burada yanlış yaptım. Aslında yanlış bir tepki içine girdim. Böyle olmaması lazım. İşte hani komünistse, sosyalistse, demokratsa işte İlerici ise aslında böyle yaklaşmamak lazım. Yani gazetecinin kaygılarında haklılık payı vardı diye düşünmüş müdür? Sanmıyorum. Yani böyle bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü bu kesimler yani o arkadaştan ibaret değil. Bunlar on binlerce insanlar ve daha çok da bu Dersim, Erzincan, Malatya, Sivas, Maraş ve Antep'e kadar inen hat üzerindeki bizim Türkiye solu dediğimiz kesimden arkadaşlar. Ya bunlar işte bu benim cezaevi arkadaşım gibi son derece de sağlam insanlar yıllarca düzene karşı işte mücadele, yılmadan mücadele eden insanlar. Ama bunlar bu tutumu. Bu Kürt milliyetçiliğine karşı son derece antidemokratik, antikomünist, antifeminist ve anti-insani ve anti-İslam olan bu tutumu son derece de kanıksamışlardır. Ve kanıksamış biçimde konuşmaktadırlar. Şimdi o yüzden yani biz Kürt milliyetçilerin birinci görevi yani birinci görevi demeyeyim, görevlerinden biri bu konuları bizim tekrar gündemleştirmemiz lazım. Kürt milliyetçiliğinin ne olduğunu iyi anlatmamız lazım. Şimdi tabii şu vardı yani 1970'lerde hani Kürt hareketleri daha çok böyle Marksist-Leninist falan bir ideolojik formasyonla hareket ettikleri için o Marksist-Leninist ideolojik formasyon içinde bu tür işte sınıf mücadelesi, komünizm mücadelesi gibi argümanlar üzerinden Kürt milliyetçiliğine yönelik saldırıları fazla yani tamam göğüsleyebiliyorduk da en azından bunun bunu çok daha başka kaynaklarda çok daha etraflı kaynaklarda karşı koyma püskürtme de yeterli olamayabiliyorduk ama şimdi artık Kürt hareketi tabii ki çok daha geniş bir okumayla çok gerçekte Kürt milliyetçiliğinin ne olduğunu, milliyetçiliğin ne olduğunu, bizim milliyetçiliğin ne olduğunu iyi anlatmamız lazım. Yani iyi tartışmamız lazım, yaygınca tartışmamız lazım. Şunu yapmamız lazım yani bütün Kürdistan'da ve özellikle de bu Kürdistan'ın kuzeyindeki bu işte Alevi Kürt kesimlerinde ya da işte böyle metropollerde falan milliyetçiliğin bir ayıp olmadığı, milliyetçiliğin bir günah olmadığı, milliyetçiliğin gericilik olmadığı, aksine ilericilik insani olduğunu
Ve buna karşı çıkmanın gericilik olduğunu, ayıp olduğunu ortaya koymamız lazım. Ve bu bölgelerde tekrar milliyetçiliğin tartışılması lazım. Yani şu milliyetçilik kavramı, netevi parezi kavramı, netevi paviti kavramı, netevi perveri kavramlarının bu bölgelerde en yaygın biçimde konuşulması, tartışılması, gençler içinde tartışılması lazım. Birinci şey bu. Tabii buna bildiğimiz gibi son zamanlarda işte Apucu Hareket de katıldı. Şimdi onlardan da diyoruz ya işte biz milliyetçi değiliz işte biz milliyetçiliğe karşıyız işte milliyetçilik işte halkların aleyhinedir, halkların zararınadır, halkları birbirine kırdırır gibi bir takım şeyler söylüyorlar. Tabii yanlış bir kavram altında onlar da yine bunu savunuyorlar. Yani Kürt milliyetçiliği dediğim gibi burada tartıştığımızda, bu konuları tartıştığımızda çok daha iyi anlaşılacak. Çok daha geniş anlaşılacak. Felsefi olarak, tarihi olarak, ideolojik olarak Kürt milliyetçiliği kısaca arkadaşlar Kürt insanının kendi ana dilinde eğitim yapması ve kendi kendisini yönetmesi meselesidir. Bunun ötesinde bir şey değildir. Daha geniş olarak milliyetçiliğin yanlış biçimde kavramsallaştırılması ve kullanılması gibi konulara burada girmeyeceğim. Çünkü bu videonun, bu programın konuları olacaktır. Onları orada tartışacağız. Ama aynı şekilde yani bu Apucuların Kürt milliyetçiliğine yönelik başlattığı ideolojik saldırıları da deminki şeyde olduğu gibi Kürt milliyetçilerin bir görevidir bu saldırıları da püskürtmek ve doğruyu ortaya yere getirmek. Şimdi bir de yani Kürt milliyetçiliğinin tabii bir takım içsel problemleri var. Onları da biraz değinmek istiyorum. Yani tartışacağımız konulardan biri de o olacaktır. Bilindiği üzere Kürt milliyetçiliği 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında bir ideolojik siyasal akım olarak ortaya çıkmıştır. Yani ondan önce 19. yüzyılın ortalarında Kürdistan'ın işgal edilmesi ve yeniden sömürgeleştirilmesi ne karşı Kürt ulusal direnişleri vardır. Fakat esas olarak milliyetçi hani özgür, evrensel ve egemen bireylerin ortaya çıkması, çeşitli aşiretlerden, bölgelerden insanların bir araya, bireylerin bir araya toplanıp bir ulusal ideal etrafında işte kendi ana dilinde eğitim veya işte herhangi bir ulusal devlet otonomda olabilir işte herhangi bir ulusal devlet oluşturma idealleriyle bir araya gelme 20. yüzyılın başlarında başlıyor. İşte Seyit Abdülkadirlerin, Bedirhanilerin, Ali Şeref Efendilerin, Nuri Dersimilerin oluşturdukları da işte yüzlerce aydının oluşturduğu siyasal akımdan bahsediyoruz. Şimdi bu dönemin ideolojik olarak eksiklikleri, yanlışlıkları var mıydı Kürt milliyetçiliği bakımından? Bunları tartışmayacağız. Bu programa onları çok getirmek istemiyorum. Ya da yani esası değil. Yani onlar da konuşabiliriz ama esası değil. Onu üniversite öğrencilerine bırakmayı ben tercih ediyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani o dönem eğer Kürtlerin aşiretsel bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı gibi bir sosyolojik, kültürel durum olmamış olsaydı o dönemin Kürt milliyetçileri öyle sanıyorum ki bir takım mesafeler alabilirlerdi Kürtlerin statüsü bakımından. Yani bir de hani dışarıdan bir destek olmuş olsaydı yine mesafe alabilirlerdi ama bu ikisinden de yoksundular. Yani dışarıdan herhangi bir destek almadılar. Diğer başka çevre milletler tamamıyla dışarıdan aldıkları desteklerle bunu sağladılar. Kürtler ise maalesef bundan mahrum kaldılar. İçeride de böyle bir parçalanmışlık durumu vardı. Aşiretlerin yarattığı bir
toplumsal kültürel bariyer vardı. Fakat 1960'larda, 70'lerde bu bariyer ortadan kalktı. Kuzey Kürdistan'da büyük bir kültürel kırılma yaşandı. Ve bu kültürel kırılmayla birlikte evrensel, özgür ve egemen birey işte şehirlerde, kasabalarda, her yerde yaygın biçimde ortaya çıktı. Yüz binlerle, milyonlarla insanlar artık bir ulusal harekete dayanak olabilecek bir zemin oluşturdular ve tam ulusal hareketin üzerinde siyaset yürütebileceği, örgütlenebileceği bir sosyal kültürel yapı oluştu. Bu döneme bir takım Kürt örgütleri örgütlenerek cevap vermeye çalıştılar. Bunların ilklerinden işte HDP'dir bildiğimiz gibi ve Doktor Şivan'ın geliştirdiği bir HDP var ve bu meseleleri Doktor Şivan çok büyük öngörülerle görüyor, tartışıyor. Kürt milliyetçiliğinin ideolojik olarak inşa etmek için yeni toplumsal kültürel koşullarda buna dair bir çabası var. Fakat bu KDP önderlerinin imha edilmesiyle bu kesintiye uğruyor. Ondan sonra 1970'lerde o zamanki dünya konjonktürünün gereği olarak bir takım sosyalist örgütler esas olarak bu alana girdi ve bu toplumsal kültürel şeye gelişmeye, yanıt olmaya, örgütlemeye, bir ulusal harekete dönüştürmeye çalıştılar. Bu dönemi bizim tartışmamız gerekir. Çünkü Kürt milliyetçiliğinin önemli eksiklikleri bu dönemden geliyor diyelim. Yani bizim bir sıçrama yapmamız için bu dönemdeki eksikliklerimizi iyi tespit edip o zaman milliyetçiliği nasıl anlıyorduk, neydi, ne tür eksiklikler vardı, aslında milliyetçilik nedir, bunları bizim tartışmamız lazım. Tartışacağımız konulardan biri de budur. Ve dolayısıyla tam olarak bu eksikliklerden dolayı ki sonra tartışacağımız eksikliklerden dolayı Kuzey Kürdistan'daki bu büyük gelişmeyi büyük bir Kürt ulusal siyasal harekete dönüştüremediler. Ama buna rağmen onların içinde bana göre yine de Kürt milliyetçi motiflerini en iyi kendi içinde işleyen PKK hareketi silahlı mücadelenin de yani işte kendini katma, feda etme gibi kategorileri de iyi uygulayarak bu kesimin hepsini değilse de önemli bir kesimini 1990'lara kadar örgütledi ve büyük bir ulusal harekete dönüştü. Yani tabii bu arada yani kırdığı, döktüğü, ittiği, bozduğu dinamikler de oldu. Onlar ayrı. O PKK hareketinin değerlendirmesi konusu. Ama önemli ölçüde o toplumsal dinamiği kendi etrafında topladı. 1990'ların ortasına geldiğinde PKK hareketi bazı noktalarda geri adımlar attı. Yani PKK hareketi o zamana kadar bağımsız bir devlet programı vardı. Böyle Türkiye içi bir takım çözümlere falan yöneldi ama hala Kürt milliyetçiliği tümüyle reddediyor falan değildi. Fakat 2000'li yıllarına geldiğinde Abdullah Öcalan da yakalanıp İmralı cezaevine konulduğunda orada yapılan bir takım projelerle PKK Kürt milliyetçiliğini reddetmeye başladı. Yani PKK biz Kürt ulus devleti kurmaktan vazgeçti. İşte ortak devlet, demokratik cumhuriyet, demokratik ulus gibi aslında tek ulus, tek vatan, tek cumhuriyet, tek devlet gibi bir noktaya gitti. Ve Kürt ulus devletini, Kürdistan'da bir ulus devletin kurulması projesini terk etti. Şimdi bu noktada yani önemli bir büyük bir ulusal hareketi kendi etrafında topluyor ve bundan vazgeçti PKK yönetimi. Burada yaşadığımız durumda Kürt milliyetçiliğinin çok zayıf
olduğu gibi bir olgu ortaya çıktı. O da neydi? Şu. Birincisi PKK içinde aslında Kürt hareketleri içinde o zamana kadar milliyetçi motifleri en iyi biçimde, en güçlü biçimde kullanan bir hareketti. Buna rağmen PKK hareketi içinde bu projeyi, yani ulus devlet ideallerinden vazgeçme ve işte Türkiye'nin demokratikleşmesi gibi ideallere bağlanmayı geliştiren bu projeyi püskürtmede PKK hareketi kendi içinde yetersiz kaldı. Bu çok garip bir durumdu. Yani Kürt milliyetçiliği bakımından garip bir durumdu. Tabii şu oldu. Yani PKK hareketi içinde binlerce ve sonra giderek on binlerce insan buna tepki göstererek ayrıldı. Fakat ayrıldıktan sonra da o geçmişteki ideallerini koruma temelinde bir siyasal alan, bir ideolojik alan kendilerini açamadılar. Hani şimdi bazıları diyebilirler ki ya işte tehditler oldu. Hani pek şiddet uygulama, tehdit vesaire gibi politikaların biliyoruz. Nitekim saldırılar falan da oldu. Fakat bence bu yani başlı başına tek başına bir faktör değil. Çünkü şu bu kadroların, bu on binlerce insan esas olarak fedai olarak zaten kendilerini bu yola feda etmek için, yani Kürt ulus devlet ideallerine, Kürt milliyetçiliğine kendilerini feda etmek için katılmışlardı. Dolayısıyla yani ölümden vesaire korktuklarından dolayı değil de hani tamam şu olabilir, yani kendi eski arkadaşlarıyla çatışmama gibi ahlaki doğru bir tutum, duyarlı bir tutum, onu şey yapıyorum yani onu haklı doğru bir tutumdur. Fakat bunun ötesinde bana göre yani bir tehditten ziyade PKK'den ayrılan bu kadroların da demek ki milliyetçilik bakımından yeterince bir donanıma, ideolojik donanıma sahip olamadıkları ve bu yüzden o alanı tekrar doldurarak devam ettiremediklerini tespit edebiliriz. Bunları tartışmamız lazım. Özellikle o çevreden aydınlarla, entelektüellerle, kadrolarla da bunları tartışmak isterim ben. Bunun da ötesinde PKK bu alanı boşalttı ama daha 1970'lerden gelen ve milliyetçi idealleri terk etmemiş olan örgütler var. Vardı ve hala da varlar. Gruplar vardı, aydınlar vardı. Bunlardan beklenirdi. En azından o boşaltılan alanı bunların doldurması beklenirdi. Çünkü şöyle bir gerçek vardı artık biz 2000'lere geldiğimizde. Kürdistan'da Kürt halkının %80'i. Yani kime sorsan sen kendi ana dilinden, eğitimden yana mısın? Evet. Peki kendi kendini Kürtlerin kendi kendisini yönetmesinden yana mısın? Evet. Yani %80'lik böyle bir kitle var Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da. Yani o zaman bu kitlelerle onların birleşmesi lazım. PKK burayı boşalttığı zaman. Hadi diyelim PKK yine belli bir kısmını götürebilir, %20-30'unu götürebilir ama %50'sini, %40'ını bu kesimin doldurması lazım. Hiçbir gelişme gösteremediler. Bu toplumsal kesimlerle birleşme kapasitesi ve kabiliyeti sergileyemediler. Bana göre burada da yine yani Kürt milliyetçiliğinin eksikliğinden kaynaklanan bir durum vardı. Bu yüzden geliştiremediler. Yani bunları da tartışmamız lazım. Nedir milliyetçilik? Halk nedir? Ulus nedir? Ulus devlet nedir? Ulus devlete bağlanma idealleri nelerdir? Sorumlulukları nelerdir? Bunun retoriği nedir? Bunun üslubu nedir? Bütün bunları bizim tartışmamız lazım. Bu programda bunları da tartışacağız. Onun dışında yani acaba biz yeterince anlatabiliyor muyuz? Kürt milliyetçiliğinin Kürt bireyine
neler getirecektir? Kürt milliyetçiliği Kürt bireyine, Kürt toplumuna neler getirecektir? Hani ulus devlet kurulması anlamında falan değil ama ideolojik olarak, kültürel olarak Kürt bireyinde ne tür dönüşümler sağlayacaktır? Neler getirecektir? Kürt toplumunda ne tür dönüşümler sağlayacak? Neler getirecek? Nasıl bir kültür yaratacak? Nasıl bir ruh, nasıl bir zenginlik yaratacak? Bütün bunları bizim anlatmamız, tartışmamız lazım. Onun dışında mesela işte ulusal partiler var. Yani çeşitli ulusal partiler var. Bu partilerle ilişkileri nasıl düşünüyoruz? Yani bu partiler rakip, tasfiye edilmesi, yok edilmesi, hayattan silinmesi gereken partiler midir? Yoksa bu partiler bir ulusal komünün yönetimini farklı biçimde programlaştırmış örgütlenmeler midir? Birincisi ise yani bu milliyetçilik olabilir mi? İkincisi ise o zaman bizim burada üslubumuz ne olmalı? Retoriğimiz ne olmalı? Yaklaşımımız ne olmalı? Bu partilerle deyim yerindeyse nasıl birlikte çalışabiliriz? Bütün bunları konuşmamız lazım. Bunun dışında tabii şu var. Mesela hani bütün bu Kürt hareketlerinin tümünde bir kontra çalışmalar, faaliyetler var, sızmalar var. Oldukça yoğun biçimde. Ve bunlar da Kürt milliyetçiliğinin aleyhine olabilecek. Yani Kürtlerin kendi kendisini örgütleme ve ana dilinde eğitim yapma ve kendi kendisini yönetme yönündeki çabalarını bozacak, çarpıtacak, bölecek, parçalayacak, birbirine düşürecek, provoke edecek çalışmaları sürüyor içimizde. Biz hangi üslupla, hangi tutumla, hangi ideolojik felsefi bakış açılarıyla, bir tane demeyeyim, bakış açılarıyla ve hangi retorikle ve hangi üslupla bunları etkisiz hale getirebiliriz? Çünkü bunları bizim hem tespit etmemiz tümünü mümkün değil, hem de tespit etsen bile bazen bunları eğer doğru üsluba, doğru retoriğe sahip değilsen teşhir, tecrit etmek, etkisiz hale getirmek de mümkün değil. Dolayısıyla büyük ölçüde de tespit edemediğin için ancak bir üslupla, bir retorikle bunları etkisiz hale getirebilirsin. Bu boyutları da bizim tartışmamız lazım. Çünkü şunu görüyoruz, yani partiler bir araya geliyorlar. Bir birlik oluşturma, bir güç oluşturma. Bakıyorsun bir yerlerden tekrar parçalanıyorlar, birbirlerine düşüyorlar, birbirlerini suçluyorlar. Yani hani şu bile var biliyoruz yani bir çizgide aynı çizgide olup da aynı isimlerle neredeyse birbirine benzer isimlerle 4-5 tane parti olduğunu hatta veya 2-3-4 tane parti olduğunu da duyuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları tartışacağız. Tartışacağımız konulardan biri de bu demin söylediğim ideolojik şeylere tam denk gelmese de şimdi mesela bir de hani bu Diyarbakır'ın kuzeyinde işte Zazacılık denen, Dersimcilik denen bir takım kontra ideolojik faaliyetler var. Şimdi burada şunu açıklamak durumundayım. Yani Dersim mesela bir kimlik itibariyle, Alevi kimliği itibariyle özgünlükleri olan bir bölgemizdir. Dolayısıyla orada bu özgünlükten dolayı kendisini yerele bağlamak, yerel sorunlara bağlamak kesinlikle meşru bir şeydir. Bu yönlü niyeti olan insanlara diyeceğim yok. Aynı şekilde işte Zazaca, Kırdiki ya da Kırmançki'ye olan duyarlılıktan dolayı kendisini o alanda daha yoğun biçimde oraya bağlama ve o alanda çalışma, onu büyük ölçüde kendisine dert etmeye de bu da son derece meşru ve haklı bir durumdur. Fakat bunu Kürtlük aleyhine, Kürdistan aleyhine, Kürt ulusu aleyhine bir faaliyete dönüştüren ekipler var. Ve bu ekipler 1990'ların faili meçhul cinayetlerini işleyen ve işleten faşist mafya çeteleri.
Bunlar bu çetelerin denetimi altında ve onların işte Esrar Eroin şeyleriyle de finanse ediliyorlar. Kara paralarla falan finanse ediliyorlar. Bu alanda da Kürt milliyetçilerin, yani aslında bunların herhangi bir ideolojik argümanları falan da yok. Dolayısıyla öyle bir ideolojik şey yok ama yani bu alana yönelik bir ciddi bir çalışmanın yapılması lazım. Bu kesimlerin ileride bir provokasyon hareketi olarak Kürtlere karşı kullanılmasının önüne önceden geçilmesi lazım. İkinci bir olay da bu dinsel kimliğin şeye ikame edilmesi. Kürt kimliğinin yerine ikame edilmesi. Sanki dinsel kimlik işte milli kimliği, ulusal kimliği, halk kimliğini inkarı gerektiriyormuş gibi bir aslında Türk İslamcı ve Türk Alevici diyebileceğimiz bir yaklaşım var. Bizim bunlara karşı da iyi bir şekilde ideolojik olarak kendimizi hazırlamamız lazım ve bu alanda yani din ulus ilişkileri nedir şimdi? Yani dinin eski toplumlardaki yeri ve ilişkileri farklıdır. Ama ulus apayrı bir düzlemdir. Ulus ve din ilişkilerinin düzenlenmesi nasıl olur? Dinin ulus içindeki yerinin nasıl olur? Bunları da geniş kapsamlı okumamız, araştırmamız, birikim edinmemiz ve bu şekilde tartışmamız lazım. Yani Kürt milliyetçileri elbette hani herhangi bir İslami harekete o Kürt ulusal kimliğine karşı olmadığı takdirde karşı değildirler. Ya da herhangi bir Alevi hareketine bu bakımdan karşı değildirler. Ama karşı oldukları demin söylediğim çerçevede Türkçü Alevicilik ve Türkçü İslamcılıktır. Bir de tabii bu alanlarda da bir yanlış kavramalar da olabiliyor. Yani herhangi bir bireyin kendisini beni herhangi bir milli kimlik enterese etmez. Ben sadece Müslüman kimliğimle bir insanım ya da bir Alevi kimliğimle bir insanım demesi son derece doğaldır, normaldir. Yani bu garipsenecek bir şey değildir. Ama bir hareket olarak böyle bir örgütlenme içine girdiğiniz zaman sen orada bir anti-Kürt, yani Kürtlerin temel insan haklarını aslında İslam'ın Aleviliğin emrettiği haklara karşı bir mücadele içine girmiş oluyorsun ki o yani İslam'a da karşı irticai bir şey oluyor. Aleviliğe de karşı düşkünce bir tutum oluyor. Bunları da bizim teşhir etmemiz lazım. Burada şeyimi bitiriyorum. Programı bitiriyorum. Son olarak aslında belki şuna da eklemem lazım. Şimdi bu Apocu Hareket'in yeni ortaya getirdiği bu son 10-15 yılda ortaya getirdiği demokratik toplum projesi ve demokratik özellik projesi üzerinde de bence Kürt milliyetçileri yeterince durmuyor. Kürt milliyetçileri bu konuyu şöyle ele aldılar. Ya işte bu gerçekleşecek bir şey değildir. Gerçekleşecek bir proje değildir. Boş bir projedir yani. Hayali bir projedir. En fazla ya işte bu Türkiye'ci bir projedir falan. Yani böyle sadece sloganlarla reddetmekle kaldılar. Halbuki mesele bu kadar basit değil. Yani Apocu Hareket kendi tabanını, kendi kadrolarını bu konuda eğitti. Anarşizan fikirlerle eğitti ve oldukça güçlü bir retorik oluşturdu ve bu retorikle toplumun içinde tutunabiliyor. Bizim de buna karşı geniş bir okuma yapmamız lazım. Yani anarşizan fikirlerden Kürt milliyetçiliğinin kapsamlı olarak ne olduğunu bilerek bunları iyi bir şekilde karşılaştırarak bu retoriği, bu üslubu, bu yaklaşımları mahkum etmeyi bilmemiz lazım. Apocu hareketin önemli bir kısmı aslında şeyin de farkında değil. Yani bu demokratik
toplum projesinin, konfederal toplum projesinin ya da demokratik özellik projesinin aslında onlar şöyle zannediyorlar. Yani buradan Kürtler işte ana dillerinde eğitim hakkını kazanırlar, kendi kendilerini yönetirler ve en azından bir otonom bir statü ortaya çıkar. Gerçekte ise öyle değil. Yani onlar bunun farkında değil. Bunun farkına varmamalarının bir sebebi de biz Kürt milliyetçileriyiz. Biz bunu yeterince anlatamadığımız için yani bütün ideolojik felsefi boyutlarıyla teşhir edip anlatamadığımız için kitlelerin %60'ı 70'i böyle düşünüyor. %10-15'i de bunun farkındadır. Böyle olduğunu yani bunun boş bir proje olduğunun farkındadır. Fakat onlar da işte şöyle bir aldatma için dediler. Ya bu bir taktiktir. İşte bu taktikle biz işte hani bir nevi TC'yi kandırırız, işte bir statü elde ederiz falan. Ama aslında taktik de değil. Çünkü zaten Abdullah Öcalan'ın kendisi ben bunu taktik olarak anlıyorum. Bu stratejik bir tutumdur dedi. Hani Rojava'yı çoğunlukla örnek gösterirler. İşte Rojava'da bu taktik şey oldu. İşte şimdi belki bir statü kazanırız falan. Rojava'da bu tutumla, bu siyasal tutumla herhangi bir statü kazanamama, Kürtlerin statü kazanamaması tehlikesi hala orta yerde duruyor. Ama Rojava'da olan özgün durum şöyle oldu. Yani eğer Amerika ve uluslararası güçler oraya müdahale etmemiş olsaydı bugünkü statüsü olmayacaktı Rojava'nın. Rojava orada ne yaptı? Yaptığı şuydu. Yani ilk başlarda rejimle bir nevi anlaşmalı biçimde oradaki Kürt toplumunu koruma ve sahiplenme biçimde YPG orada konumlandı. Yani onu da hani ben çok eleştirmiyorum. Halkımızın soykırımdan kurtulması için iyi bir taktik adım oldu diye düşünüyorum. Fakat eğer uluslararası güçlerin bir müdahalesi olmamış olsaydı, yani hani bu TC'nin ve onların çetelerinin işte saldırılarını falan da hadi bir tarafa bırakalım. Diyelim ki o da gerçekleşmedi. Rejimle baş başa diyelim ki siz bu projeyi yürüttünüz. Rejimle baş başa siz bu projeyi yürüttüğünüz zaman rejim şu anda da orada çok büyük bir toprak parçası bir denetimde olduğu halde hala Kürtlerin ana dilinde eğitimine dair bir adım atmış değil ve Kürtlerin kendi kendini yönetmesine dair de yok. Sadece böyle belediye yönetimleri gibi bir tutumları var. Dolayısıyla bu tür projelerle öyle bir sonuç elde etmek mümkün değil. Çünkü bu tür projelerle sen anayasal zemine indiğin zaman anayasal zeminde bunun bir yeri yok. Yani bugün şimdi uluslararası gözlemciler altında Suriye'de oluşacak herhangi bir ister bu Esad rejimi olsun, isterse onun yerine gelen İslamcılar falan olsun. Sizi şu projelerden mahkum ederler, hiçbir hak vermezler. Aynı şekilde Cenevre'de veya Birleşmiş Milletler'de bu proje etrafında herhangi bir tartışmaya katıl, uluslararası hukukta yeri yok. Bu proje etrafında sana hiçbir hak tanımazlar. En fazla derler ki işte ana dilini öğrenebilirsin yani. İşte ilkokul veya işte ortaokuldan başlayarak biraz öğrenebilirsin. Eğitim değil. Ana dilde eğitim değil. Ve Kürtlerin kendi kendisini yönetebileceği bir otonom, bir özerk durum falan değil. Kuzeyde sen böyle bir taktiği izlediğin zaman kuzeyde kim gelip de sana müdahale edecek de böyle bir durum mu var? Yani Türkiye bakımından böyle bir durum hiç yok yani. Türkiye'nin bu uluslararası ilişkilerle şeyi bakımından yeri bakımından. Hiç böyle bir durum yok. Dolayısıyla bu taktiğin Türkiye'de hiçbir yeri yok. Hani belli bir konjektürde sen böyle bir taktiği izleyebilirsin. Yani diyebilirsin ki şu 6 ay içinde bir takım dengeler oluştu. Ben bu dengeleri aşmak için şöyle bir taktik izleyeyim de işte sonra bir sıçrama yaparım. 3 ay olur, 6 ay olur, bilemedim 1 yıl olur. Bu tür taktikler izleyebilirsin. Ama böyle sürgüt yılları tutan taktikler aleyhine döner ve nitekim aleyhimize de dönüyor. Yani Kürtlerin asimile edilmesi ve giderek Kürtlerin kendi kimliklerine, ana dilde eğitim haklarına ve kendi kendilerini yönetme haklarına dair hassasiyetlerinin erozyona uğraması gibi sonuçlar doğuruyor. Kürt milliyetçilerin bunu önünü mutlaka almaları lazım. Alınmadığı takdirde Kuzey Kürdistan Kürtler için bir felakete döner. Son olarak ben bununla kapatmış olayım.
şunu belirteyim. Yani bu çerçevede ben konuklarımı bekliyorum. Videomu izlerlerse Facebook üzerinde bana ulaşabilirler kim katılmak istiyorsa. Ayrıca ben de tabii ki bazı konuklarıma davetiye göndereceğim. Dolayısıyla bu şekilde beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve gelecek programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.